Ezber Ezberbozan Akademi izleyeceğiniz programı sunar. Hayatı anlayabilmenin, hayatı idrak edebilmenin, kendi hakikatine gidebilmenin yolu her zaman ölümün bilgisinden geçiyor. Ölümün bilgisi aslında bize yaşarken lazım. Hiç olma korkusu, onunla başa dememe hali bizi bir macera çağrısı aslında. Ölümün bilgisine de açan bize o. Şurasının ikna olabilmesi için önce buranın ikna olması gerekiyor. Dolayısıyla bize sembol lazım, bize benzetmeler lazım ama ayakları yere basan, derinliğe olan hikayeler lazım. Senin derinliklerinde, senin gölgende görülmeyi bekliyorlar, yüzleşilmeyi bekliyorlar. Korkuların, kendinden dışladıkların, yer altının bilgisine sahip olmayan gerçek anlamda gökyüzünü, yıldızları izleyemez, kozmik bilgiyi açılamaz. Her birimiz bu alem kitabına yazılmış bir yazıyız, bir kelimeyiz. Acaba bu muydu? Demeye başlarsın. Hayattan beklediğim, istediğim, hayallerim, umutlarım bu muydu benim dersin. İşte orada gece yolculuğu başlıyor. Ezber Bozan TV'den herkese merhabalar. Yayınlarımızı izliyor ve beğeniyorsanız lütfen abone olmayı unutmayın. Bugün yazar, eğitmen Arzu Gürcan'ı konuk ediyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Hakan. <laughs> nasılsın? İyiyim sağ ol. Sen nasılsın? Çok teşekkür ederim. Bugün çok ağır bir konu. Seçtin çok ağır bir konu konuşacağız. Derin bir konu. Derin bir konu. Herkesin kendine kendinden kendine içsel bir yolculuğu var, kendi tekamül yolunda ee, ve bu yolculukta belki de karşılaşacağı en önemli hakikat ölüm. Bugün sen ölümü konuşacaksın. Bize neler anlatacaksın söz senle? Vallahi benim e, ölümün bilgisini hani neyi e, en başa koyarsın dersen. Ben hep ölümün bilgisini en başa koymak isterim. Çünkü hayatı anlayabilmenin, hayatı idrak edebilmenin, kendi hakikatine gidebilmenin yolu her zaman ölümün bilgisinden geçiyor. Ve bizim kendi içimize, kendi derinliklerimize, kendi karanlığımıza yaptığımız yolculuktan geçiyor. O yol yürünmeden, yani yer altının derinliklerine inilmeden hiçbir insan... Yıldızları seyredemiyor gerçek anlamda. Bizi bugün Hades'e mi in indireceksin? Yer altına indireceğim, Hades'in e, mekanına götüreceğim. Ardından e, Anka kuşunun yuvasına gideceğiz. Neden ölüm bizim için bu kadar bıçak sırtı? Yani biz genellikle ölüm dendiği zaman hayatın sonlanmasını algılıyoruz. Aslında ölümün bilgisi, benim kendi deneyimim de bununla çok iç içe geçmiştir. Ölümün bilgisi aslında bize yaşarken lazım. Çünkü hayatın sonu geldiğinde zaten orası çalacağımız nihai kapı. Ama bizim ölümle bu kadar çok hayat içerisinde cebelleşiyor olmamızın asıl sebebi hayatı doyasıya yaşayabilmek için, kendi hakikatimize uyanabilmek için ve Arabi'nin dediği gibi bizim ismimizle bu aleme yazılan kelimenin içrek manasını çözebilmemiz için bizim aslında ölümün bilgisine en başlıca ihtiyacımız olan şeylerden bir tanesi. En başa koyarım kafadan. Şimdi her şey aslında e, yok olma korkusu e, bu hayatın burada bitecek olması yani bedeni burada bırakacak olmak, bedenin bir sonu olması e, ve hiçlikle baş edememek sonrasında e, algımızın o hiçlik e, e, durumuna yetmemesi bizi hep ölümle karşı karşıya getiren ve bir şekilde ona bir açıklama bulma ihtiyacını ortaya çıkaran bir olgu hayatımızın içerisinde. Çünkü bizim bir bilincimiz var, ruhumuz var. Bedenimizin ötesinde çok geniş, çok derin bir alanımız var ve o alan yok olmayı, hiçliği, bir gün her şeyin biteceği duygusunu bir türlü kabul edemiyor. Bu yüzden toplumlar, insanlar İnsanlık var oldukça ölüme bir açıklama getirmeye çalışmışlar. Yani bu hayat bu bedenle bitmiyor, ruhun ölümsüzlüğü eğer varsa biz devam edebiliyoruz. Psikolojik olarak biz ancak ölümle böyle baş edebiliyoruz. E, bunu tabii ki farklı kültürler, farklı inançlar, farklı coğrafyalar, farklı farklı hikayeler yazmışlar. Kimisi reenkarnasyona inanıyor. Yani bu senin tek şansın değil, tekrar tekrar hayata geleceksin. Ve burada bitiremediklerini belki tekamülünde e, ya da hayatla ilgili meselelerinde bir sonraki hayatında devam edeceksin gibi inançlar elbette var, düşünceler var. Buna yani bir kez dünyaya gelme eğer söz konusu oluyorsa insanın inancında o zaman da bir ruh göçü meselesi gündeme geliyor. Yani ruh, ruhun işi bu dünyada bitmiyor. Evet bedeni terk ediyor. Ama sonrasında yolculuğuna başka alemlerde, başka boyutlarda, başka işte fasıllarda devam ediyor. Bir şekilde biz ölümsüzlüğü beraberinde koymak zorundayız ölümün. Ee, ama o yok olma korkusu var ya, o hiç olma korkusu, onunla başa dememe hali bize bir macera çağrısı aslında. Ölümün bilgisine de açan bize o. Aksi takdirde bence insanlar kim olduklarını, ne olduklarını, bu hayatta ne aradıklarını hiç sorgulamayacaklar. Yani bu hayatı sorgulamamızın, kendi hakikatimize uyanmamızın kodu aslında ölüm korkusu, yok olma korkusu. Şimdi gece yolculuğu diye anlatacağım ben bunu. Bizim ölümün hakikatiyle, dolayısıyla kendi hakikatimizle tanıştığımız yolculuğumuzu gece yolculuğu diye anlatacağım ama oraya gelmeden önce mutlaka her insanın bir gündüz yolculuğu yapması gerekiyor. Gece yolculuğu dediğin insanın kendinden kendine yaptığı yolculuk değil mi? Evet derinlerine indiği ve her insan için zaruri bence. Birazdan ayrıntısına gireriz ama bir genelleme yapacak olursak şöyle yaş 30'lara geldiği zaman o kapıyı çalar. Bir şekilde çalar. Nasıl çalar onların hep detayını vereceğim. Ee, orası Plütonik bir etkidir. Plütondur zaten. Hadestir. Ee, anka kuşudur bunun sembolizmi. Bu hikayeler bize ölümü ve yeniden doğumu. Hayatın içerisinde bizim nasıl e, tekamül edeceğimizi. Nasıl kendimizden yeni bir ben doğurabileceğimizin bilgisini veren mitolojik hikayelerdir her biri. Ama... Oraya gelebilmek için önce bir gündüz yol, gözüyle bizim bu hayatın nasıl bir şey olduğunu deneyimlememiz biraz yol almamız gerekiyor. Ben gündüz yolculuğunun arketipleriyle yani sembolleriyle hakikatleriyle isimleriyle başlayacağım ama ondan sonra gelip ölümde bir duracağız. Akrep enerjisine geldiğimiz zaman Plüton'a Hades'e geldiğimiz zaman bir duracağız ve orada derinlere ineceğiz. Hadi başlayalım. Hadi bakalım başlayalım. Şimdi her insanın doğumu Mars enerjisiyle yani koç bilinciyle. Şimdi burada evet astroloji üzerinden e, gidiyoruz ama gökyüzünün ilmi aslında yeryüzünün hakikatidir. Her birimiz bunları, bunlar bizim sadece burçlarımız, gezegenlerimiz falan diyoruz ya. Şöyle düşünmeliyiz. Bunlar bizim arketiplerimiz, bunlar bizim hakikatimizde e, zaten var olan ee, var olan özler öyle söyleyeyim. Ee, bizi dinleyenler elbette kendi haritaları üzerinden e, birtakım eşleştirmeler yapacaklardır ama biz burada manadan bahsediyoruz. Şimdi e, Mars enerjisiyle ve Koç Burcuna doğuyoruz. E, bu birinci evin temasıdır, e, başlangıçtır. Zaten tabiatta da her şey Koç Burcuyla başlar, ilk baharın gelişiyle başlar. Bebek Koç Burcuna doğar. Hepimizin birinci evi farklı olabilir. Burada biz asıl sıralamadan ve bir yolculuktan bahsediyoruz. Herkes koç burcuna doğar. Koç burcunda bebek sadece ben der. Ve sadece kendi ihtiyaçlarıyla ilgilenir. Yani altı ıslandıysa, bas bas bağırır. Karnı acıktıysa bas bas bağırır. Anasının babasının ne kadar yorgun olduğu ya da dış dünyada neler yaşandı onun umurunda bile değildir. Acelecidir, telaşlıdır ve hemen taleplerinin karşılanmasını ister. Mars da öyle bir enerjidir zaten. Temel meselesi bebeğin hayata tutunmaktır. Hayatta kalmaktır. Zaten bir bebek için ilk 3 ay hayata tutunmak açısından çok önemli bir safhadır bunu geçtikten sonra yani bu enerjiyi deneyimledikten sonra boğa geliyor ee, boğa bilinci geliyor ve orası venüsle birlikte geliyor şimdi boğa hazlarla ilgilidir bebeklerin bir oral dönemi vardır her şeyi ağızlarına götürürler bir şeyleri tatmaya başladıkları oyuncaklarını kumaşları her şeyi işte onları seven insanların parmaklarını alırlar kendi parmaklarını ağızlarına götürürler hayatı Tadarak tanıdığımız bir dönem orası bizim. E, hazla buluştuğumuz bir dönem. Yediklerimizden e, keyif duymayı, haz almayı öğrendiğimiz bir dönem. Ve aynı zamanda tabii ki anneyle, anne memesiyle kurduğu ilişkide de yine bir haz duygusunu deneyimleme ve o haz duygusuyla ilerleme ihtiyacı var. Bütün bunlar aslında bir varlığın ihtiyaçlarının adım adım ortaya çıkması ama bu şu demek değil yani birinci bilinçten geçtim ikinci bilinçte birinciyi bıraktım öyle bir şey yok yanındakilerle gidiyorsun ama bir sonrakinde asıl temel teman bulunduğun evde belirleniyor ondan sonra ilerlediğimiz zaman artık yavaş yavaş konuşmaya başlıyor bu bebek Minik minik kelimeler ağzından çıkıyor. Öncesinde sesler çıkıyor ve çok da böyle düşünmez bebekler değil mi? Hani bizler gibi ne düşüneceğini, ne söyleyeceğini kafasında kuracak konumda değildir. Denemeler yapar, her şekilde dener. O sesi çıkarmak için, o kelimeyi telaffuz etmek için ve sonrasında minik minik kelimelerle iletişim dönemi başlar. İşte orası ikizler bilinci. Merkür enerjisidir ama Merkür enerjisi ikizlerde farklı çalışır. Başak burcunda biraz daha farklı çalışır. Başa geldiğimiz zaman daha analitik düşünmeye başlayacağız. Eee İkizlerdeyken ise sorunumuz ve meselemiz sadece kendimizi ifade etmekten ve ifade ederek iletişim kurmaktan itiba, e, ibarettir. Bunun peşi sıra e, Yengeç bilinci geliyor ve yavaş yavaş aileyi tanımaya başlıyor insan. Çevresinde bir ana var, bir baba var kendisinden büyükler var, küçükler var. Ait olduğu, korunup kollandığı, kendini iyi hissettiği, güvende hissettiği bir yuva var. Eğer ona bir parça anlatılırsa, ee, muhiti var, daha geniş ailesi var, vatanı var. Aidiyet duygusunu tanımaya başlıyor çocuk burada. Ve biz ve diğerleri kavramına uyandığı bir alan burası. Peşi sıra artık e, kendi ailesinden çıkıp Sosyalleşme ihtiyacı içerisine giriyor. Oyun çağına geliyor çocuk. Arkadaşlarıyla buluşacak. Burası da aslan bilinci. Ve güneş. Burada güneş enerjisi var. Yani güneş benlikle ilgilidir. Ego ile ilgilidir. Biraz biraz ben demeye başladı. Oyun oynarken mesela rolleri deneriz. Bir oyunun içine girdiğimiz zaman kimi zaman anne oluruz, kimi zaman baba oluruz. Şimdi bileyim, pilot oluruz, öğretmen oluruz. Rolleri deniyoruz. Hayatta bana ne iyi gelecek? Burada bir prova yapıyoruz aslında bakarsan. Şimdi ben kendi çocukluğumda okul başarısı yüksek olan bir öğrenciydim ve bana hep tabii ki herkes akıl verildiği gibi sen doktor ol büyüklerim İşte doktor olursun büyüdüğün zaman bize bakarsın sana doktorluk çok yakışır falan ben de belli bir yaşa kadar hep doktor olacağım doktor olacağım kafasıyla gittim ama bir süre sonra anladım bende hiç doktor kumaşı yok. Şimdi dönüp baktığımda bugün artık kendi hayatımı gözlemlemiş. Kendi hakikatimin ne olduğu, kişiliğimin ne olduğu, bu alem kitabına yazılan arzu yazısının ne ifade ettiğini Epeyce bir didiklemiş bir insan olarak dönüp baktığım zaman en çok neden hoşlanırdım biliyor musun Hakan? Öğretmencilik oynamaktan. Ama ben öğretmen olmazdım. İsterdim ki bir benden yaşça büyük olan birisiyle oynayayım. O öğretmen olsun, ben öğrenci olayım. O öğrencilik hayatım boyunca hiç bitmedi zaten. Öğrenci olmayı seviyorum. Kendi alanıma çekilmeyi seviyorum. Sürekli yeni bir şeyler öğrenmekle ilgili takıntılı bir şeyim var. Dolayısıyla aslında o oyunlar çok şey ifade ediyor. Sadece oyunlarda girdiğimiz roller de değil. Diğerleriyle kurduğumuz ilişki. Ben orada lider miyim? Ben orada nasıl bir konumdayım? Bunları sorguladığı dönem aslan bilinci. Oyunlar, aslan bilinci. Sahneye çıkıyorsun. Hayat sahnesini prova etmeye başlıyorsun aslan bilincinde. Ve güneşle birlikte ben, ben kimim meselesi orada biraz oturmaya başlıyor. Şimdi... Ee, bütün bunları gözden geçirirken aklıma bir bir şey geldi. Şimdi çocuklar evet sosyalleşme ihtiyacı içerisindeler. İşte e, bu sebeple de büyük şehirlerde yuvaya gönderiliyorlar. Zaten artık okul öncesi eğitim hepimizin kabul ettiği ve fakat çok erken yaşta başlıyor. Ve bütün çocuklar e, o henüz yengeç bilincinden tam çıkamamış oldukları için e, o okul hayatına çok kırgın başlıyorlar ağlamalar, ayak diremeler, işte çok uzun saatler orada kaldıkları zaman bu bir problem oluyor. Ve oyun duygusu yaşıtlarıyla sosyalleşme de bir parça örseleniyor diye düşünüyorum. Ben hani kendi çocuklarım büyürken bu kadar farkında değildim bunun. Zorunlu bir şey olarak görüyorduk. Ama şimdi onları anlayabiliyorum. Çok böyle yumuşak bir geçiş gerekiyor. Zaten hayatta hiçbir şey keskin ve sert değildir. Aralarda hep böyle bir e, ara bölgeler vardır. Arabi'nin söylediği o berzahlar vardır. Alemler de öyledir. Hiçbir şey birbirine küt diye karışmaz. Berzah alanları vardır. Bir alan biterken diğeri başlar. Hani bu kesişen kümeler gibi. Ve o berzah alanı her iki alanın da bilgisini taşır. Hazırlar seni bir sonrakine. Küt diye atmaz. Diğeri de küt diye başlamaz. Bunun gibi bir şey. Aslan bilinci bu açıdan önemli. Çocuk oyun çağımız ve bütün bunlar bize hayat boyunca lazım zaten. Orada bir ilk teması yaşıyoruz. Ee, geçirdiğimiz yaş döngüsü sebebiyle bir şeye giriyoruz. Ee, bir tanışma faslı oluyor. Ama hayat boyunca devam ediyor. Hiçbir zaman bırakmıyoruz tabii ki sahnede olmayı. Ama benim sahnem neresi olacak? Belki orada biraz onun ipuçlarını e, pisi şeye atıyoruz diyelim. Hemen arkasından eğitim dönemi geliyor. Artık sorumlulukları ufaklan da olsa üstlenme zamanı. Başak bilinci burası. Ve Merkür devreye giriyor. Şimdi ilkokula başlıyorsun. E, okuma yazma öğreniyorsun, toplama çıkarma öğreniyorsun, basit aritmetik falan. Ama liseye geldiğinde bir bakıyorsun fizik öğreniyorsun, e, matematik öğreniyorsun, ileri matematik öğreniyorsun falan. Bütün bunlar analiz etmekle ilgili. Yani merkür kafa gittikçe gelişiyor e, nedir orada başaktaki mesele tek tek parçaları anlamak bir insan önce parçaları anlar parçadan bütüne gider e, Bende de o çok fazla e, Merkür kafası O yüzden böyle hani bir şeyi Eğer beş parçası varsa o parçadan bir tanesini anlamadıysam asla tamamını anladım diyemem kendi kendime Arabi de bu yüzden seviyorum. Yani e, seninle bir yola çıktık biliyorsun ezber bozan şu Arabi'yi bir anlatalım dedik. E, çok, şükür, e, çok şükür Allah da yolumuzu açtı. E, zaten bilgi çok derin. Çok derin. Ve farklı kılan şey her seferinde benim e, her elime alışımda idrak ettiğim şey şu: bir meseleye sapına kadar açıklama getirme çabası ve meselesi de metafizik. Yani soyut bir alemi anlatmaya çalışıyor ve buna bir açıklama getirebilmek için olağanüstü sembollere giriyor. O semboller çok önemli. Her biri bir hikaye anlatıyor bize. Sen bununla ilgili önemli eğitimler veriyorsun ve her seferinde başka bir başlığı ele alıyorsunuz. E, dilim döndüğünce, kalbim yettiğince diyeyim. Peşindeyim. Çünkü beni çok Yüreğin etkiledi. Insanlık. Bizim böyle e, onunla yıldızımız çok barıştı. yüreğine Anlamaya dönük, öğrenmeye dönük yöntemlerimiz çok örtüşüyor. Şüphesiz o çok derin bir alim. Ama e, insan benzer benzeri çeker ya. Yapım, karakterim, öğrenme metotlarım ee, ve bu metotlara ilerleyişim ben hep hikayeler üzerinden anlatırım. Hep semboller üzerinden anlatırım. Hep kahramanın yolculuğunu esas tutarım. Bence Arabi'de metafizik dünyada kahramanın yolculuğunu, insanın yolculuğunu anlatıyor. Ve alemin yolculuğunu. Zaten alem dediğimiz şey insandan ayrı bir şey değil. Ee, ve mevzumuz ne? Hakka yürümek. Önce kendimi tanıyacağım. Nefsime bineceğim. Ondan sonra Rabbimi bileceğim. Ama bunu o kadar güzel, o kadar tatlı, o kadar derin anlatıyor ki tam bir hani bilmiyorum Burcu'nu ama Merkür kafası var orada da. Analitik Merkür'ü düşünce. Başak'tadır belki. Evet. Yani aşkı anlatırken de analitik o kadar ben bir şeyi anlayamadan hissedemiyorum. Öyle bir yapım var. Pek çok insanda da bunu görüyorum. Bizi hep tepeden dikte ediliyor. İşte inanacaksın inan. Peki neye inanacağım? Hani şurasının ikna olabilmesi için önce buranın ikna olması gerekiyor. Buranın ikna olabilmesi de bize hikayelerle oluyor. Biz burada eğitimde en büyük yanlışımız bu. İnsan hikayelerle öğrenir. Bizim hayatımız zaten bir hikayedir. Dolayısıyla bize sembol lazım. Bize benzetmeler lazım. Ama ayakları yere basan hikayeler lazım. Derinliğe olan hikayeler lazım. İşte Arabi çok derin hikayeler anlatıyor. Ve anlattığı zaman anlıyorsun. Kafa yattığı zaman Kalbin de açılıyor. Enerjisi de çok güzel. Dolayısıyla biz evet şimdi hikmet kapıları ardından alemler ve yıldızlar ve daha kafamızda pek çok konu var. Seninle konuştuk. Yüreğine sağlık. Yüreğine Vakti sağlık. geldiği zaman e, herkese de paylaşırız. Başak, Başak bilincinde bilinci. kaldık. Evet. evet. Başak bilinci işte bizim eğitim alanımız. Ama neden eğitim? Çünkü orası aynı zamanda altıncı ev. Hizmet alanı. Her insan bu hayatta ancak ve ancak Kolektife hizmet ettiği zaman kendini doymuş hisseder. E, mutlaka hepimizin topluma, topluluğa içinde bulunduğumuz gruba bir hizmeti vardır. Dünyaya geliş amacımız da budur zaten. Buradan tamamlanırız. İşte Başak bilincinde bunu tanıyoruz. Belki bir mesleğe hazırlanıyoruz, hayata hazırlanıyoruz ve bu arada da dünyayı tanıyoruz. Dedim ya parçaları tek tek. E, ayırarak işte tarihtir, coğrafyadır, edebiyattır vesaire onları anlayacağım ki ondan sonra ben nasıl bir şeyin içine doğdum bir bütünde bunu görebileceğim. Ve <laughs> kendi yeteneklerimin farkına varacağım. Neye eğilimliyim? Neye de daha iyiyim? Hangi yoldan yürümeliyim? Hangi yol beni daha çok mutlu ediyor? Ve burada yine ben ikide bir de dönüp dönüp eğitim sistemine geliyorum ama işte burada çocuklarımıza sağduyulu rehberlik lazım. Yani tek sistem gidiyor ya, herkes aynı yoldan yürümeli sınav sistemi. Çocuklarımız yeteneklerini çok geç yaşlarda keşfediyorlar. Ve sen ve ben biliyoruz ki akademiye gelen insanlar, bilgiye aç insanlar, kendi yetenekleri ve ilgi alanları doğrultusunda vakti zamanında eğitim göremiyorlar. <laughs> Çünkü tek tip bir eğitim veriliyor. Ya da onların talepleri doğrultusunda değil de ezbere bir şey yükleniyorlar bir sürü şey açıkta kalıyor. O yüzden yetişkin eğitimi çok önemli. Bence bu yüzden Ezber Bozan Akademi çok önemli bir rol oynuyor. Yani yetişkin eğitiminin bu kadar talep görmesinin sebebi bence asıl eğitim çağımızda pek çok şeyin aç ve açıkta kalması bünyemizde. Bir de şu var. Bazı bilgiler de yaşla birlikte açılıyor. Mesela felsefe. Yani felsefe oh, meselesini, Ne bilinci? Felsefe yani ancak ve ancak Mana alemini merak ettiğin zaman, mana alemini bilincin, duygun, soruların açıldığı zaman felsefe gündeme gelir. Aksi takdirde ezber kelimelerden, ve düşünürlerin isimlerinden ibaret kalıyor. Evet gençler işte lisede falan bir parça bulaşıyorlar ama asıl ben kimim sorusu, ben ne yapıyorum, ben kimim? Bunun sorusuna buna yanıt arıyorsun. Keza aynı şekilde işte ölüm yok olma Ne, nereden geldim nereye gidiyorum buna bir açıklama getirmeye çalışıyoruz bunu bazen felsefe üzerinden bazen mitoloji üzerinden buna çok birbirleriyle aslında birbirini takip eden şeylerdir bugün bizim psikoloji dediğimiz bilim aslında felsefeden doğmuştur kökleri felsefedir yani tasavvuf dediğimiz şey İslam felsefesidir. Yani İslam'da Kur'an'da görünür olanın batıni kısmını anlama çabasıdır. Sorular sormak, daha derinine, daha derinine. Yani bütün büyük düşünürler söylerler zaten Kur'an'ın bir zahiri okuması vardır. Şüphesiz büyüleyicidir. Bir batıni okuması vardır. Derin mi derindir? Orası işte mana alemidir. Arabi gibi, Mevlana gibi düşünürlerin açıkladıkları alandır. Bir de Mevlana'nın dediği bir alan var ki, derinin de derini. işte orada kaybolup gidersin. Sen de yok olursun, okuduğun şey de yok olur. Birbirine Hiçlik. karış. Hiçlik makamı. Hiçlik makamına geçmeden önce biz herhalde şu an terazi bilincine geçtik. Teraziye geçiyoruz. geçiyoruz. Evet. Ha. Zurna'nın zırt dediği yer diyorum ben buraya. Çünkü buraya kadar hep ben vardım. Şimdi sen varsın. İlişkiler. Empati var. Empati de var, uzlaşma da var, sancılar da var. İki insanın bir olması hayatın mucizesi. Ama bir o kadar da zor. Başlı başına bir yolculuk zaten. Ama tabii ki biz burada hayatın çok işte ilk gençlik yılları burada aşk devreye gider, girer. İnsanları bir ateşler bir araya getirir. Aksi takdirde böyle bir oyunun içine girmek e, aklı başında insanın e, harcı değildir. O yüzden akıl baştan gider aşkla birlikte. İnsanlar birbirlerine kavuşurlar. Ama asıl mesele işte orada birbirini öğrenmektir. Arabi der ki aşkın doyuma ulaştığı nokta her iki insanın da birbirinde hakkı görmesidir. İdeali budur. Yani amacı da budur. Ama bu şu demek değildir ki biz ilişkilerimizde bu noktaya gelemedik diye hiçbir şey öğrenmedik ya da hiçbir şey almadık. Böyle bir şey yok. Biz ya sadece idealize ediyoruz. Hedefimizi bilelim, potansiyelimizi bilelim. Ee, ama yürürken öğreneceğiz. Hiçbir şeye sokma akılla insanın hayatında dönüşmez. Hep öğrendik, hep yol yürüdükçe, e, deneyimledikçe e, ve yol aldıkça biz öğreniriz aslına bakarsan. İnsanların burada hazır gelmişken e, yeri, şöyle bir soru var kafalarında. Potansiyelden bahsettik ya bazı insanlar işte e, o kutup noktasına erişebiliyorlar. Veliler, peygamberler ama e, milyonlarca milyarlarca insan var bu dünyadan gelip geçen hepimizin kaderi onlarınkiyle aynı değil, hepimizin yazgısı onlarla ayrı aynı değil. E Bu haksızlık olmuyor mu ya da ben ne yapabilirim ki gibi bir şeye düşüyoruz orada. Sanki bir çaresizlik, sanki bir potansiyelini küçümsemek. Ben diyorum ki hayatın içerisinde ya da belki yaratılmışlar arasında eşitlik, Bununla tanımlanamaz. Özgünlükle tanımlanabilir. Sen kendi adını, kendi hakikatini bulduğun zaman, kendi özgünlüğüne vardığın zaman, diğerleriyle eşit hissedersin zaten. Ve perdelisin, bilmiyorsun. Evet bir kaderin var. Her şey yazılmış, yaşanmış ve bitmiş. Belki bir anda ve bir boyutta. Ama biz buraya perdeli geliriz. Neyin yaşanıp yaşanmadığını bilmiyorum. Neyin yaşanacağını bilmiyorum hayatımda. Dolayısıyla şuraya bağlayacağım. Hep yolda olmak zorundasın. Hep çabalamak zorundasın. Senin dediğin gibi hep yılmak yok. Yola devam. Hep son nefesimize kadar e, irade koyacağız. Dönüşmek için, hizmet için. E, terazi bilinci bayağı önemli bir bilinç. Aşkı temsil eden bir bilim. en büyük meselemiz hmm. ilişkiler. Sonrasında ne geliyor? Akrep geliyor. Ölüme geldik. Şimdi e, buraya kadar hayat şöyle söyleyeyim aşağı yukarı işte böyle 20-25 yaşlarımıza kadar bir dönemi anlatmaya çalıştım. İşte aşık olduk, belki evlendik, belki bir ilişkilerin içerisine girdik, belki bir yuva kurduk falan. İş hayatına atıldık. Orada da ilişkiler var. Şimdi ben kabımdan çıktım, ailemden çıktım, ait hissettiğim arkadaş topluluklarından çıktım ve profesyonel ilişkiler yürütme aşamasına da geçtim bir yandan. Her ne kadar evde bu işi yapanlar da bir süre sonra bir aileyi yönetmek de kurumsal bir iştir. Hani e, mesela çalışmayan kadınlar e, ev hanımı diyelim, e, onlar da aslında bir iş yürütüyorlar, iş ilişkisi yürütüyorlar, çocuklarıyla evi organize ederken eşleriyle vesaire. Şimdi ilişkiler bize hem test eder, hem zorlar, hem parçalar böler, bin parçaya bölünürüz ve genellikle başlarken söylediğim gibi şöyle bir otuzlara falan yaklaştığında bir düdük çalar, yorulursun. Yıprandığını hissedersin. Acaba bu muydu demeye başlarsın. Hayattan beklediğim, istediğim, hayallerim, umutlarım bu muydu benim dersin. İşte orada gece yolculuğu başlıyor. Kendi derinliklerine inmen, kendi hakikatini keşfedeceğin, kendi ismini öğreneceğin. Mesela Taro'da da vardır bu. Adını öğrenmek derler. Bazı e, topluluklarda, daha ilkel topluluklarda biliyorsun çocuklara isim koymazlar belli bir yaşa varıncaya kadar. Kendi ismini kendi yetenekleriyle, kendi becerileriyle kazanması için beklerler. Biz de hayatta aslına bakarsan böyleyiz. Yani kendi ismimizi, kendi yeteneklerimizi, kendi hakikatimizi... Yolun belli bir yerinden sonra öğrenmeye başlarız. Belli bir yaşanmışlık gerekir. O gündüz yolculuğu bize gerekir. Gece yolculuğuna geldiğimiz zaman içimize bakmaya başlarız. Bu genellikle bir zorlanmayla gelir, bir yıkımla gelebilir, bir kayıpla gelebilir. Bazen çok kuvvetli gelmeyebilir ama Mutlaka her insanın hayatında ben kimim ve ne istiyorum sorusuyla başlar zaten. Ben bunu mu istiyorum sorusuyla başlar. Eşinle ilgili sorabilirsin, ilişkinle ilgili sorabilirsin, anne baban, kimse hangi temaysa senin hayatında ağır basan ve oradan ee, o güne kadar parçaladığın her şeyi hayatında eksilttiğin çünkü eksilerek gelirsin eksilerek gelirsin. Şimdi tamamlanma zamandır. Aslında gece yolculuğu bir yanıyla da tamamlanma yolculuğudur. Ama oraya geçmeden önce onu orada finalize edeceğim. Öncesinde hani başlarken dedik ya Plüton'u anlatacağız. Hades'i anlatacağız yani Plüton. Namı diğer Hades. Yeraltı tanrısı ve anka kuşunu anlatacağız. Anka kuşunun bilgeliğini anlatacağız. Ölümün bilgisi orada saklı, o hikayelerde saklı. Akrep bilinci 8. evdir. Metafizik konulardır. Ee, ölüm, yeniden doğum zaten oraları anlatır. Ee, yani ölümle ilgili her türlü, yıkımla ilgili her türlü tema 8. evin konusudur. Bizim de bence şöyle bir 30'da başlar 40'a kadar bununla uğraşırsın. Yani çözdün çözdün çözemedin daha da uzar da bu mesele. Hele hele benim kadar plütonik bir insansan e, böyle bundan zevk almaya da başlarsın bir süre sonra. Çünkü ölüm ve yeraltı çok derin bir konudur. Girdin mi çıkamazsın. E, haritanda da vurgusu varsa iyice iş edinirsin kendine. Şimdi hadise gelelim. Akrep bilinci ve onun yöneticisi. Evet orada da klasik astrolojide bir Mars var ama ben Plüton'la anlatıyorum. Zaten astroloji anlatmıyorum. Burada gökyüzünün arketiplerini, gökyüzünün sahiplerini ve bizim bedenimizdeki sembollerini anlatıyorum. Bizim varoluşumuzdaki sembollerini anlatıyorum. E, Hades yeraltı tanrısıdır. Ölümle, e, ölü, ölüler diyarını yönetir. E, bir gün... E, kendi yeğeni zannediyorum. Tam akrabalık ilişkilerini şimdi tam bilemeyebilirim. Demeter'in kızı Persefoni'yi yer altına kaçırır. Ve şöyle bir kural vardır. Yer altına inen, yer üstünden ya da gökyüzünden yer altına inen herhangi birisi... Bu bir tanrı olabilir, yarı tanrı olabilir, insan olabilir. Yer altına inip orada herhangi bir şey yediği zaman orada kalmaya mahkum olur. Hades'te Persephone'yi kaçırdıktan sonra ağzından altından girer üstünden çıkar ona birkaç nar tanesi yedirmeyi başarır. Ve kız e, orada kalmaya ve Hades'in karısı olmaya mahkum olur. Kurallar böyle. Yer üstüne baktığımız zaman annesi Demeter. Annesi kıyametleri koparır. Ve greve gider. Demeter tarımdan, bereketten, tahıllardan, ürünlerden sorumlu tanrıca. Ve yeryüzünde büyük bir kuraklık başlar. Ve direnir kızı için. Kabullenmez. Ondan sonra tanrılar derler ki bu böyle olmayacak. Dünyada hayat bitiyor, canlılık bitiyor. Ürün vermiyor toprak. Ne yapalım ne edelim? En sonunda şöyle bir formül bulur, bulurlar. Persephone 6 ay yer altında kocasıyla birlikte yaşayacak. 6 ay da yeryüzünde annesiyle birlikte yaşayacak. Ve böylece hikaye mevsimlerin ortaya çıktığını söyler bize. Persephone annesinin yanına geldiği zaman ilkbahar yaz ayları yaşanır. Kocasının yanına gittiği zaman, yer altına indiği zaman da sonbahar kış ayları yaşanır. Ölümün bilgisinin aslında yeryüzüne ve insanlığa tanıtılmasını anlatıyor e, bu hikaye bize. Şimdi bir diğer yanıyla da şöyle bir bilgi var. Yer altına kaçırma, akrep bununla ilgilidir. Alıp derinliklerine indirmekle ilgilidir. Aşkta da bu vardır. Zaten aşk, haz dediğimiz şey ölümle çok alakalı bir şeydir. Neden? Çünkü birbirinde kaybolmayı, birbirinde yok olmayı anlatır bize esas bilgisi aşkın. Ee, yer altında kaçırmak da işte orada sen ve ben, yalnızca sen ve ben olalım ve orada birbirimizin derinliklerine inelim, birbirimizin derinliklerinde kaybolalım. Bu iki kişi için de düşünülebilir. Akrep zaten doğrudan cinsellikle ilgili bir bilinçtir, cinsel enerjiyle ilgili bir bilinçtir. Sadece insanlardaki değil, her şeydeki cinsel enerji, tabiatı var eden, alemleri ayakta tutan şey zaten cinsel enerjidir. Ve bizi ölüm bilgisiyle tanıştıran da aslında bu, bizim içimizdeki cinsel enerji bu sadece iki insan arasında yaşanmaz Aynı zamanda bu bizim kendi kendimizin derinliklerine inip kendi kendimizle baş başa kalmamızı da anlatıyor bir yanıyla. Hades'in bu Persefoni'yi yer altına kaçırması. Yeryüzünden yani gündüz yolculuğundan genç bir yolcuyu alıp yer altına indirip ona derinliklerin bilgisini tanıtmasında bir yanıyla sembolize ediyor. Hepimiz bu yoldan işte geçiyoruz. Burada bizim ölümle tanıştığımız, ölümün bilgisine açıldığımız bir alandan söz ediyorum. Bunu da anlatırken aslında biraz Anka kuşundan bahsedelim. Çünkü bir başka mitolojide de bu akrep enerjisi, Plüton dediğimiz şey Anka kuşuna denk gelir. Şimdi Anka kuşu bilgi ağacının dallarında yaşayan, hep söylenen ama kimsenin görmediği, bir kuştur. Bir bilge kuştur. Bilge harcının dallarında yaşadığı için de hayatın bilgisine ve bilgeliğine hakim bir kuştur. Ve ölümün de bilgisini çok derinden bildiği için vakti zamanı geldiğinde kurumuş dalları toplar, kendi yuvasını yığar ve kendi kendini ateşe verir. Ve o ateş enerjisiyle küllerinden yeniden doğar. İşte bu biz insanlara anlatılan en önemli hikayedir. Nedir? Şimdi gece yolculuğunda öğreneceğin şey şu. Neyin artık bitmesi gerekiyor sende. Çünkü o zamana kadar gündüz gözüyle göremediğin travmaların var. Çocuklukta edindiğin, ergenlikte edindiğin, gençlikte edindiğin her travma bir sancıdır ama aynı zamanda bir parçalanmadır. Her travmada bir parçanı bırakırsın. Diyelim ki bir sancılı bir dönem yaşadın. Oradan bir çıkarım yaparsın. Dersin ki ya bu bana yaramadı. Ben yoluma şöyle devam edeyim. O zaman işine yaramadığını düşündüğün parçanı bir tarafa atarsın, bırakırsın ve böyle böyle hep bir eksik, bir eksik, bir eksik devam edersin. O parçalar nerede toplanıyor? Seninle çok konuştuğumuz gibi gölgede toplanıyor. Hiçbir yere gitmiyorlar aslında. Senin derinliklerinde, senin gölgende görülmeyi bekliyorlar yüzleşilmeyi bekliyorlar. Korkuların, kendinden dışladıkların, belki potansiyellerin de var orada cesaret edemediğin potansiyellerin. İşte 30 ile 40 arası kendi hakikatine uyanma diyorum ya. Hem gölgene bakacaksın. Yani kendimden neleri parçaladım, ne uğruna parçaladım, kendimden ne uğruna vazgeçtim. Hem oralara bakacaksın. Hem de bir yandan nelere cesaret edemedim bugüne kadar. Biraz da yol alınmış ya hani hayatta artık ilerliyor, yaş gidiyor, gençlik gidiyor, gitti gidecek falan hani böyle bir telaş da gelir insana. Şunu da yaşayabilirdim, bunu da yaşayabilirdim duygusu bir cesareti de beraberinde getirir. İşte orası neleri kendime katmam gerekiyor, neleri kendimde açmam gerekiyor, ben kimim ve beraberinde ister istemez söz konusu ölüm olduğu için... Mana aleminin bilgisi de açılır. Başka yerde bulamazsın bu soruların yanıtını. Bir şekilde bir ruhun olduğunu, bedeninin ötesinde senin için sana seni anlatmaya bekleyen alemler olduğunu kabul etmek durumundasın. Aksi takdirde o ölüm, ölümle, yok olmakla, o hiçlikle mücadele etmeye ve ona... Asla seni doyurmayacak yanıtlarla onu geçiştirmeye bu şey gibidir. Hani mükellef bir sofraya oturmak varken köşedeki büfede açlığını bastırmak gibidir. Yani gelip geçici bilgilerle bir şekilde ona izah bulmaya çalışmak yerine içeride çok daha derin bir sofra var. Git o sofraya otur. Ama o sofraya oturmak da bir hak ediş sonucunda oluyor. Cesaret göstereceksin. Yüzleştiğin her şeye bakma cesaretini göstereceksin. Kendine bakma cesaretini göstereceksin. O ana kadar başına gelen her şeyi diğerlerinden bildin. Öyle bir şey yok. Burada genellikle biliyorsun hep ayna metaforu kullanılır. O sana bir ayna tutuyor. Bak sende bu var onu gösteriyor sana. Ee, ama o bana şunu yaptı bunu yaptı. O konuyla ilgilenme de bir süreliğine onu park et şununla ilgilen. Şuna bak nasıl hissettirdi bana. Sorunun yanıtı orada. Beni değersiz hissettirdi. Onu göstermeye çalışıyor bana. O yüzden kafama bu kadar vuruyor. Ya da beni aldattı. Demek ki benim güven problemim var. Ve güvensizliğimin altını çiziyor. Benim soyuldum. Güvensizlik duygunu tetikleyecek, altını çizecek. Dön bak oraya. Neden güvensizsin? Ne yaşadın da bu hale geldin? Ya da ne aktardın? Bazen de öyle yani bir aileye doğarız ve aileden de kalıtsal bazı şeyleri getiririz. Hiç kimse sıfırdan gelmez bu dünyaya. Bir anadan, bir babadan ve büyük atalarından dünyaya gelir. Karmalarıyla beraber bu dünyaya gelir. Bunlar acaba, yani biz adını karma koyuyoruz ama yani bence bunlar soyut kavramlara açıklama getirme çabası. Kimisi diyor ki ata da aktarım. Kimisi diyor ki geçmiş hayatlar. E kimisi diyor ki kader. Ama bir şey var, yani orta bir şey var bizim e, kafamıza takılan, açıklama bulmaya çalıştığımız. Ne yapacağız? Az önce söylediğim gibi bir hikaye üzerinden onu kendimize açıklayacağız. Toplumlara, kültürlere, eğilimlere, hatta coğrafyaya göre bile anlatılan hikayeler değişir. Hikayelerin kahramanları değişir. E, o yüzden evet karma ise karma yani öyle de bir şey var ama bizim bu dersleri geçmemiz gerekiyor bu gece yolculuğunu tamamlamamız gerekiyor ve işte burada tıpkı Anka kuşu gibi cesur olmamız gerekiyor vakti geldiğinde kendini yapacaksın evet neden yakamıyoruz Hakan konfor alanları hele bu çağdan 2020 öncesini daha çok anlatıyorum aslında pandemiyle birlikte hepimiz bir konfor alanlarımıza şöyle bir hani e, yorganı altımızdaki halıyı şöyle bir sarstılar ve herkes bir fırladı. Yatmaktaydık, uyumaktaydık. Kurulu düzen diye bir şey vardı hepimiz için. 2020 ile birlikte büyük bir uyanış. Şüphesiz herkesin yolculuğu. Yani benim baktığım zaman 20'li yaşlarımda başlamış aslında her şey benim için. Bir park etmişim gündüz yolculuğu için. Ölüm korkusuyla başladı bana her şey. Üniversite yıllarımda. Müthiş bir ölüm korkusu hem de. Yani uyuyamıyorum, gece uykularım kaçıyor. Yani o kadar, yani söylediğim zaman da insanlar diyorlar ki, bu kadar genç bir insan niye sen ölümle uğraşıyorsun ki? Hani bu yaşta bunu mu düşüneceksin falan? Bir tek annem anladı beni, bir psikoloğa yönlendirdi. Psikolog da dedi ki, bilgi eksikliğinden Arzu Hanım. Ee, ve, ve ben o gün bugündür ölümün bilgisine, metafizik bilgiye, mana alemine hep çekilmişimdir. Ama bir ara sen de biliyorsun gazetecilik yaptığımızı o uzun yıllarda bir park ettim arabamı. Neden? Çünkü benim önce bir gündüz yolculuğu yapmam gerekiyordu. O hayatın içerisinde benim bir yoğrulmam gerekiyordu. O kadar o genç yaşta o kadar içeriye çekilmek bir şey ifade etmez. Daha yok o hamur sende. Önce bir yoğrulacaksın, mayalanacaksın. Ondan sonra ondan manayı çıkarmaya yöneleceksin. Çünkü derdin yok, tasan yok. Niye ölümden korkuyorsun? Ee, ve tabii şimdi artık bu kadar e, bilginin içine girdikten sonra görüyorum ki haritam zaten bana bu yolu çizmiş. En başından çizmiş. Demiş ki bu insan, 8. ev vurgusu çok yoğun, bu insan hep ma e, hayatın bütün sorularının yanıtını manevi aleminde arayacak. Çünkü böyle bir... E, bunu neden söyledim? Hani kendimi anlatmak için değil. Hepimiz aslında böyle bakabiliriz. Hepimizin bir... E, Ilgi duyduğu alanlar var. Daha çok çekildiği yerler var. Ben içe dönük bir insanım. Enerjiyi içeride çalıştırıyorum. Kendimi içeride anlıyorum. Kendimi tanımaya çalış, çalışarak, kendi sorularıma yanıt bulmaya çalışarak öğreniyorum ve anlatıyorum. Buradan hizmet ediyorum. Ama yine kendimden yola çıkıyorum. Bir başka insan çok dışa dönüktür. Senin gibi mesela sosyal alanlarında başkalarıyla birlikteyken kafası daha iyi çalışır. Sohbetlerde, fikir alışverişlerinde, karşılıklı enerji takasında daha coşkuludur. Nereye ait olduğunu bileceksin, yeteneklerini bileceksin, bu hayattan ne istediğini bileceksin. <laughs> ve bu, bu bileceksin, bileceksin diyorum ama kolay bir şey değil. İrade koyacaksın, çaba göstereceksin, çalışacaksın. Arabi gibi çalışkan bir öğrenci olacaksın hayatta. Ee, ve bizim için potansiyelin ne olduğunu bilemeyiz, asla bilemeyiz. Evet yarın yokmuş gibi hani yaşayacaksın ama sonsuz bir potansiyelin varmış gibi de çalışmaya devam edeceksin. Hala sen ölümün bilgisini araştırmaya da devam ediyorsun. Derinin yani. derini var çünkü. Yani manada anlıyorsun da bak burası anladığı zaman kalp ancak o zaman açmaya başlıyor kendini. Önümüzdeki günlerde de Ölüm sembolizmini konuşacağım Çok evet. mutlu bir yere gidiyorsun. Ben onu unuttum. <laughs> o kadar çok girdim. Yani evet, Asıl orada anlatacağım. Şimdi e, Ezberbozan Akademi ile seninle birlikte e, bir e, önce Nemrut sonra Mardin çok güzel bir e, tur programımız var. Çok Ama güzel bir önemli bir yere var. gideceksin. Dara'ya onu gideceğiz. ne Dara'ya gideceğiz. Ne ilgili bir sembolizm. Evet. Orası bambaşka bir yer. Gidenler bilir. Gittilerse bile bizimle birlikte tekrar gelsinler. Ben de gittim. Böyle hakikaten ölüm dediğin zaman orada zaten gezi alanı kemiklerin üzerine kurulmuş camdan, şeffaf camdan setler üzerinden dolaşıyorsun bölgeyi. Aşağısı tamamen insan kemikleri. Yani ölümü her zerrene kadar hissettiğim bir yer. Ama asla ürkütücü değil. Zaten ölümün bilgisi de ürkütücü değildir. Ürkütücü olan ölümle ilgili bilgisizliğimizdir. O bir maceraya çağrıdır korku. Gel bana diyor. Burada senin için çok derin bir şeyler var. Seni korkutuyorum. Hades gibi işte Hades'in Persephone'yi kaçırması gibi. Seni korkutuyorum. Yeraltına indiriyorum. Ama bak orada senin için neler neler var. Kimse de bunu gönüllü olarak inmiyor oralara. Ama ne dedik başlarken, yer altının bilgisine sahip olmayan, gerçek anlamda gökyüzünü, yıldızları izleyemez, kozmik bilgiyi açılamaz. Zaten bu akreple kalmıyor tabii ki. Hani biz bugün ölüme yoğunlaştık, gölgeye yoğunlaştık, ölümün bilgisine yoğunlaştık. Ama bundan sonra biliyorsun ki Yay geliyor. İşte orada yay geliyor, sonrasında kova geliyor. Ondan sonra oğlakta satürn bilinci geliyor. Artık satürn hediyelerini veriyor işini yaptıysa. Ondan sonra insan kozmik bilgiye açılıyor. Gökyüzünün bilgisini açılıyor. Yıldızlara bir yıldız tohumu olduğunu uyanabilmek için önce bu mana alemini senin keşfetmiş, çözmüş. Bunun için yapıyorsun. Kendini anlamak için. Her birimiz bu alem kitabına yazılmış bir yazıyız, bir kelimeyiz. O kelimenin içindeki içkin olan anlamı çözmeye çalışıyoruz. Neden bunları bu kadar karıştırıyoruz, bunları bu kadar anlatıyoruz? Dönüp kendi kelimemizin içinde ne var onu anlayabilmek için. Mesele biziz aslında. Seni kelime diye tasvir ediyor değil mi? Evet. Arabi. Evet. Sen hakan kelimesisin bu alemde. Sen de arzu kelimesi. Evet, onun içinde ne var? Derinliklerinde ne var? Ne yazılmış onun için? Bizim bu kelimeyi anlayabilmek için son nefesimize kadar çaba göstermemiz, hayatta kalmamız, düştüğümüz zaman kalkmamız ve ölümün bilgisiyle defalarca ölüp ölüp yeniden doğacağımızın bilincinde olarak hayatı yaşamamız gerekiyor. Yani zorluklar, sıkıntılar, hep bunun için var. Yoksa biz sürekli ense yaparız. Yüreğine sağlık. Çok güzel bir paylaştık. Evet. Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz ee, ettiğin için. Ölümün bilgisi hakikatin gerçeği dedin. Ve bir noktadan aldın bizi bambaşka bir noktaya getirdin. Yüreğine sağlık. Sağ ol ben teşekkür ederim. Dostlar siz de bize vakit ayırdınız, zaman ayırdınız. Bize kıymet verdiniz, bizi izlediniz. Sağ olun, var olun. Hoşçakalın. Ezber Bozan Akademi izlediğiniz programı sundu.